Ve şimdi tekrar bizi uluhiyet dairesine çıkarıyor bakınız bu ders. Diyor ki uluhiyetin azameti, haşmeti, haysiyetiyle bazen şifre bulunan, başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Evet, bazen der. Mesela en başta hemen bazen derken, mesela Bakara suresi ikinci tertip sırasında ikinci sırada olan Elif, Lam, Mim mahiyeti bize meçhul, ekserisine meçhul. Fakat ehline açılmış olan şifreli manalarla konuşuyor Kur'an. Uluhiyetinin unvanıdır. Yani elçisine diyor ki bu mana sana mahsustur, ümmetin tamamı bunu anlamayacak, insanların tamamı anlamayacak. Sen içinden uygun gördüklerini söyle, uygun gördüklerime ben zaten bildireceğim diye. Onun için huruf-u mukata üzerine tefsirler bitmemiş. Bitmemiş. Onun için şifreli haberleşme gibi yani. Şifreli haberleşme sistemi de var Kur'an'da. Tabiri caizse. Uluhiyetin şifreli haberleşmesi. Hem ismi azamın muhitinden nüzul ile arş-ı azamın bütün muhatına bakan, teftiş eden, hikmet feşan bir kitab-ı mukaddestir. Yani Kur'an-ı Hakim'de başka neyi görüyoruz biz? Kur'an-ı Hakim'in mevzular içerisinde ne var dersek, evet, ismi azamın muhitinden geldiği için arş-ı azamın bütün muhatına bakıyor. Allah arşa istiva etti ayetinde bildirdiği gibi esmasının her birinin kendine mahsus arşları var. O arşlar üzerinde Cenab-ı Hak kendisini gösterdiği gibi işte onları insana kadar inen alemlerde okutturan bir hikmet kitabıdır. Kur'an'ı okuyabilen insanı ve kainatı okur. Kur'an'ı okuyabilen, lütfen dikkat edelim. İnsanı anlar, kainatı anlar. İşte bu sırdandır ki Kelamullah ünvanı kemal-i liyakatla Kur'an'a verilmiş. Kelamullah deyince ilk akla gelen Kur'an'dır.